Konumuza başlamadan önce isterseniz doktorlar yayınları nasıl takip ediyorlar onu size anlatayım. Doktorların PubMed diye bir arama motoru var. Amerikan Ulusal Kütüphanesi'nin arama motoru bu. İngilizce olarak kelimeleri yazdıktan sonra size kaç tane makale olduğunu gösteriyor. Bakın penisilin konusunda 30 binin üzerinde makale var. Bunların üzerine tıkladığınız zaman sizi konunun özetine yani abstraktına götürüyor. Oradan da eğer ücretsizse tıkladığınız zaman makalenin içerisine girebiliyorsunuz. Tıpta klasik kitaplar tabii ki her zaman geçerliliğini koruyor. Ama günümüzde bilimin hızla gelişmesinden dolayı makaleleri takip etmek daha çok önem kazanıyor. Alerji konusuna gelirsek, her madde alerji yapabilir. Bazı kişilerin bünyesi daha duyarlı. Özellikle astım ve alerjik nezle olanları bunun içerisine sokabiliriz. Genelde bir saat içinde belirtiler ortaya çıkıyor. Kaşıntı, döküntü, dil ve boğazda şişlik, yutkunma güçlüğü, nefes darlığı, hırıltı, tansiyon düşüklüğü. Bütün solunum sistemi şişiyor ve daralıyor. İşte bu tabloya anafilaksi adını veriyoruz. Hayati tehlike yaratan bir durum. Bakın burada İngiltere'de fıstığa karşı alerjisi olan, çünkü penisiline karşı alerjisi olan bir video bulamadım. Fıstıklı bir şey yemiş ve sonuçta anafilaksi gelişmiş. Kendisini sakinleştirmişler, solunum borusuna bir tüp takmışlar yani entübe etmişler ve kurtulmuş. Penisilin Alexander Fleming buldu biliyorsunuz. Ucuz ve etkili bir ilaç. Korkmamıza gerek yok. Dünyada binlerce insanın hayatını kurtardı. Ama ilaç, şurup, gıdalar, tarım ilaçlarında var. Anne sütünden de geçiyor bebeklere. Peki bu konuda acaba bizim kafamızda olan soru işaretleri nedir? Bir kere 20 ile 50 yaş arasında daha sık görülüyor. Bende alerji var diyenler laboratuvar olarak ancak 10.000'de 5'inde gerçek alerji ortaya çıkmış. Kalp, astım, amfizem hastaları riskli. Peki hayat tehlike 100.000'de 2 kişide var. Penisilin 10 defa oldum. 11. defa olduğunuzda alerji olabilir. Bu da alerjinin gerçekten çözülmesi zor labirentlerinden bir tanesi. Test yapılırken de alerji olabilir. Alerjik olanlarda negatif çıkabilir. Negatif çıksa bile alerji olabilir. Bu test nasıl yapılıyor? Cilt altına penisilin, serum fizyolojik dediğimiz serum, bazen de histamin veriliyor. Eğer kabaraklık 15 dakikada 3 mm'den fazlaysa pozitif olarak kabul ediliyor. Çap olarak tabii ki. Penisilin alerjisi var, o zaman başka antibiyotikler yazalım, doğru, ama o antibiyotiklerde de %10 alerji olabilir. Eğer alerji korkunuz varsa iğnenizi acil serviste yaptırmanız daha uygun olacaktır. Bir de tabii ki ekstra ilaçların maliyetini de buraya bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.